Bu videoda paydayı nasıl rasyonel yapacağımızı öğreneceğiz. Paydayı nasıl rasyonel yaparız? Diyelim ki kesirli bir sayımız var ve paydası da rasyonel bir sayı değil. Basit bir örnek verelim. 1 bölü kök 2 diyelim. Buradaki paydayı rasyonel yaparak sayıyı irrasyonel olarak değil de başka bir şekilde göstermiş oluyoruz. Bunun ne gereği var diyebilirsiniz? Neden paydayı rasyonel sayı olarak yazmamız gerekiyor? Aslında gerekmiyor. Aslında böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ama matematik dersinde öğretmeniniz sizden bunu yapmanızı isteyebilir. Çünkü bu şekilde sayıları daha alıştığımız bir şekle, daha alıştığımız bir formata çevirmiş oluyoruz. Ayrıca hatırlıyorum eskiden hesap makinalarımızda bazı hesaplama fonksiyonları daha yokken paydada rasyonel bir sayının olması insanların sonucu bulmasını zorlaştırıyordu. Ve bir diğer nedense estetik. Bazı insanlar 1 bölü kök 2 gibi bir sayı görmekten hoşlanmıyorlar. Bilmiyorum. Ama benim için paydanın rasyonel bir sayı olması lazım ki uğraştığım sayının ne kadar büyük olduğunu daha rahat anlayayım. Kök 2 gibi bir ifadenin nasıl bir büyüklük gösterdiğini kolay anlayamıyorum. Pastanın ne kadarlık bir diliminden bahsettiğimizi anlamıyorum. Evet şimdi gelin bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Eğer paydada bu örnekte olduğu gibi basit bir irrasyonel sayı varsa, payı ve paydayı o irrasyonel sayıyla çarparız. Şimdi bu yazdığımız sayının değeri 1. Buradaki sayı 1. Payı ve paydası aynı olan bir sayının değeri her zaman 1. Bir. Yani 1'i böyle yazarak ve sayıyı 1 ile çarparak sayının değerini değiştirmiyoruz. Sadece gösterilme şekliyle oynuyoruz. Gösterim şekliyle oynadık. Hemen bu işlemin sonucunu bulalım. 1 çarpı kök 2. Kök 2 eder. Paydada ise kök 2 çarpı kök 2 eşittir 2. Kök 2'nin karesini almış olduk değil mi? Bir sayının karesini almak demek, o sayıyı kendiyle çarpmak, kendisiyle çarpmak anlamına geliyor. Yani sonucumuz 2. Ve böylece paydayı rasyonel yapmış olduk. Ve böylece elimizde kök 2 bölü 2 kesri kaldı. Böyle olunca söylemesi bile biraz daha kolay diyebiliriz. Gelin birkaç örnek daha yapalım. Mesela 7 bölü kök 15. İlk deneyeceğim şey tabii ki buradaki köklü sayıyı basitleştirmek. Hemen düşünelim. 15, 3 kere 5'tir. Ama ne 3 ne de 5 kökten çıkarabileceğimiz sayılar değil. Bu yüzden de hemen biraz önceki şekilde kökten kurtaralım. Hemen kendisiyle çarpalım. Kök 15 bölü kök 15 payı çarptık. Ne etti? 7 kök 15 etti. Payda da kök 15 çarpı kök 15. Yani 15. Ve yine elimizde paydası rasyonel olan bir kesir oldu. Ama tabii ki paydayı rasyonel yaparken payı yine irrasyonel yapmış olduk. Buradaki çarpma işlemiyle, bu yaptığımız çarpma işlemiyle yine sayının değerini değiştirmedik. Sadece elimizdeki sayıyı farklı bir biçimde yazmış olduk. Farklı bir şekilde göstermiş olduk. Evet, sanırım işleri şimdi bir adım öteye götürmenin zamanı geldi. Bu sefer elimizde 12 bölü 2 eksi kök 5 var. Payda da gördüğünüz gibi iki terimli bir ifade var. Ve bu iki terimli ifadenin bir tarafı irrasyonel bir sayı içeriyor. O zaman biraz önceki küçük hilemi, biraz önce yaptığımız işlemi bu sefer kullanamayacağım. Eğer bunu kök 5 bölü kök 5 ile çarparsam, paydam hala irrasyonel bir sayı olmaya devam edecektir. İşe yaramayacağını hemen size göstereyim. Kök 5 bölü kök 5 ile çarptığımızda, yani 1 ile çarptığımızda, pay 12 çarpı kök 5 olacak. Payda ise dağıtarak çarpıyorum. 2 kere kök 5, 2 kök 5, eksi kök 5 çarpı kök 5, eşittir 5. Gördüğünüz gibi bu yöntem paydayı kurtarmama yetmedi. Çünkü kök 5 bu kısmı rasyonel yapsa da şimdi de bu ilk kısmı irrasyonel hale getirdi. Demek ki paydada irrasyonel sayı içeren iki terimli bir ifade varsa bu yöntemi kullanmıyoruz. Burada yapmamız gereken başka bir yeteneğimizi kullanmak. Uzun zaman önce, aslında pek de uzun sayılmaz bir şey öğrenmiştik. Eğer 2 eksi kök 5 şeklinde bir sayımız varsa ve bu sayıyı 2 artı kök 5 gibi bir sayıyla çarparsak ne elde ederiz? Evet, eminim hatırlamaya başladınız. Eğer hatırlamadıysanız da ben size biraz yardımcı olayım. Bu yazdığım aslında a eksi b çarpı a artı b formülü. Bunu birkaç video önce öğrenmiştik. Bu formül eşittir a kare eksi b kare. Gelin bu sonuca nasıl ulaştığımızı hatırlayalım. a kare çarpı a a kare a kare çarpı b b, eksi b çarpı a ab yine b, ve negatif b çarpı pozitif b eşittir b kare. Bu ikisi de birbirini götürür ve sonuç a kare eksi b kare olur. Yani kendi sayımıza dönersek 2 eksi kök 5 çarpı 2 artı kök 5, 2'nin karesi eksi kök 5'in karesi 5, sonucu da 4 eksi 5, yani eksi 1. Yani iki terimli bir ifadenin karesinden veya çarpanları ayırmadaki iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak paydayı rasyonel sayıya çevirebilirsiniz. Hemen bunu pratiğe dökelim. Problemi tekrar yazalım. 12 bölü 2 eksi kök 5. İşte şimdi yapmam gereken payı ve paydayı 2 artı kök 5 ile çarpmak. 2 artı kök 5 ile çarpmak. Dediğim gibi size farklı gözükse de aslında bu kesirli sayı 1. Yani bu çarpma işlemiyle, 1 ile çarpma işlemiyle elimdeki sayının değerini değiştirmiyorum. Sadece görünümü değişiyor. Payı çarpalım. 12 çarpı 2, 24 artı 12 çarpı kök 5, 12 kök 5. Paydaya geçelim. Çarpanları ayırmadaki 2 kare farkı olarak görüyoruz bunu. 2'nin karesi olacak burada. Biraz önce gösterdiğim şeyi aynen buraya alacağız. 2'nin karesi, yani 4 eksi 5, yani 2'nin karesi eksi kök 5'in karesi. 4 eksi 5. 1 eksi buraya da yazabiliriz. Eksi 1. Bir. 1'i paydaya yazıp eksi'yi de kesrin başına koyuyoruz. Aslında paydaya 1 koymamıza da ihtiyaç yok. Direkt olarak eksi 24 eksi 12 kök 5 diyebiliriz. Bu yaptığımız işlemle aslında kesirli sayımızı sadeleştirdik. Rasyonel hale getirmemizin yanı sıra kesirden de kurtarmış olduk. Yani en başında da söylediğim gibi bu yaptığımız işleri kolaylaştıran bir şey. Bu ilk halindeyken pek anlaşılır gelmeyebiliyor. Diyelim ki ikimiz de bir roket yapmaya çalışıyoruz ve bu sizin cevabınız ve bu da benim cevabım. İkisi de aynı değerde olmasına rağmen buradaki ilk hali çok daha açık değil en azından bana göre. Ama eğer paydayı hep rasyonel hale getirirsek ikimiz de aynı sonuca ulaşırız ve roketimiz fırlatılmaya hazır olur. Evet bir tane daha örnek yapalım ve bu sefer bilinmeyenleri de işin içine katalım. Ve sayımız şöyle olsun. 5y bölü 2 kök y eksi 5. 2 kök y eksi 5. Bunu da biraz önce yaptığımız gibi çözeceğiz. İki terimli irrasyonel bir paydamız var. Rasyonel de olabilir tabi ama y'nin kaç olduğunu bilmiyoruz. Ama y herhangi bir değeri alabileceği için paydamız irrasyonel bir sayı olacaktır. Payda da köklü bir sayı istemiyoruz ve hemen işleme başlıyoruz. Bu acaba neye eşittir? Pay ve paydayı hemen 2 kök y artı 5 ile çarpalım. Hep söylediğim gibi bu şekilde olması kafanızı karıştırmasın. Bu sayı aslında 1 ve biz de 1 ile çarptığımız için elimizdeki sayının değerini değiştirmiş olmuyoruz. İlk paydayla başlayalım. Payda kaç olacak diyorsunuz? Evet, hatırlayın aslında buradaki 2 kare farkı özdeşliğiydi. 2 kök y'nin karesi eksi 5'in karesi. Bunu çarpanlarına ayırdığımızda elimizde olan buydu. Yani 2 kare farkı. Payı ise 5y çarpı 2 kök y 10. Buradaki y'nin birinci kuvveti, buradaki ise y'nin yarımıncı kuvveti. Burayı y kök y olarak yazabiliriz. Yani 10 y kök y ya da y üssü 3 bölü 2 veya y üssü 1 tam 1 bölü 2 şeklinde de yazabilirdik. Ne şekilde görmek isterseniz. Devam edelim. 5y çarpı 5 artı 25y. Bunu daha da sadeleştirebiliriz. 2'nin karesi 4, kök y'nin karesi y. Yani 4y eksi 25. Bu şekilde tutabileceğimiz gibi y'yi çarpanlarına da ayırabiliriz. Farklı şekillerde yazmak mümkün. Mesela 10, buradaki y tam kuvvet, buradaki de yarım olduğundan y üssü 3 bölü 2 olarak yazabilirim veya y üssü 1 tam 1 bölü 2 olarak. Hepsi birbirinin aynı ama ben bunu bu şekilde daha basit olarak bırakmak istiyorum. 10 y kök y artı 25 y. Bitti.